Benim savunamayacak tek bir faaliyetim yok. Kimseyi şiddete teşvik etmemiş, her zaman barış için mücadele eden bir kadınım. Siz kimsiniz beni yargılıyorsunuz? Bu bir savunma değildir. Ben ve arkadaşlarım sanık değil, davacıyız. Bizler insan haklarına karşı, kadın haklarına karşı savaş açanların karşısındayız. Bizi yıllarca siyasi rehine olarak tutanlardan davacıyız. Bu kumpasları kuranlardan davacıyız. Barış ve çözüm konusunda bu kadar çaba sarf ettiğimiz halde hala savaşta ısrar edip bu ülkenin evlatlarını ölmeye ve öldürmeye gönderenlerden davacıyız. Bu kadar örgütlü bir kötülüğün olduğu yerde yapacak tek şey insanlık değerlerine, erdeme, onurlu bir yaşam duruşuna sonuna kadar sahip çıkmak ve ödetmek istedikleri bedellere rağmen ayakta kalmak ve mücadeleye devam etmektir. Ne kadın bilincine sahip olduğum için, ne feminist olduğum için, ne de kadınlarla birlikte mücadele ettiğim için beni suçlayabilirsiniz. Ben sizi suçluyorum. Erkek devlet mantığıyla bu ülkeyi uçuruma sürükleyenleri suçluyorum. Darbeci yargı mensuplarını suçluyorum. Suçlu olan sizsiniz. Kadınların barış mücadelesi suç değildir. Kadınların eşitlik mücadelesi de suç değildir. Yok mu sağınızda, solunuzda bir FETÖ'cü? Kadınların demokrasi ve barış mücadelesine devam edeceğim diye yazılsın bir yere. Bu suçsa suç işliyorum. Tarih bu mahkeme heyetinin IŞİD'in yanında durduğunu söyleyecek. İktidara buradan sesleniyorum. Sabahtan akşama IŞİD bitsin diyorsunuz. Ben IŞİD'i durdurduğum için yargılanıyorum. IŞİD'in yanında mısınız? Yoksa IŞİD'e karşı insanlığı savunanları yargılayacak mısınız? Buna karar verin. Bu sizin siyasi sorumluluğunuz. Kadınlar bu savaşın en büyük mağdurudur. Bu savaşın çıkmasına ve devam ettirilmesine karar veren erkekler ama en ağır bedeli yaşayan kadınlar. O yüzden dünyanın neresinde bir çatışma varsa kadınlar canlarını dişlerine takıp o savaşı durdurmak istiyorlar. O yüzden kadın mücadelesi barış mücadelesidir. Kadınlar şunu çok iyi biliyorlar. Savaş demek, kadınların tüm haklarının askıya alınması demek. Kadınlar bunu bildikleri için dünyanın her yerinde barış mücadelesi için en öndeler. Barış mücadelesi kadınların yaşam mücadelesidir. Kadınların tek bir derdi var. Savaş bitsin, barış olsun, çözüm olsun, kimse ölmesin. Kürt kadınları için başındaki tülbenti yere atmak kültürel bir koddur. Çözülmesi gereken zor bir çatışma, kavga varsa kadın kalkar, beyaz tülbentini yere atar ve o savaş, çatışma durur. Tülbentin yere atılması ahlaki kuralları hatırlatmaktır. Bu kültürel kodlarımızda barış mücadelesini kendimize şiar edindik. Demokratik siyasete kumpas kurdunuz. Derin mafyalarla iş kuranlara söylüyorum. Soruşturma savcısı çok açık bir şekilde, dava dosyası 1000 küsur klasörden oluşuyor. Bazı belgeler yok, onlar arayıp bulunsun, ben bulamam diyor. Sen bulamıyorsan ben nereden bulacağım? Böyle bir savcı ve yargılama olabilir mi? Bu kumpas yargılamadır. Darbe girişimi bahane edilerek STK'lar kapatıldı, grevleri yasakladılar, sokağa çıkılamıyor. Bir basın açıklaması yapılamıyor. Türkiye'nin 3. büyük parti binası önünde bile basın açıklaması yaptırılmıyor. 2016'dan bu yana darbe yapıp bizi içeri koydular ya, örgütlenme hakkı, basın özgürlüğünü ortadan kaldırdılar. Bunun adı otoriter bir rejimdir. Kayyumların yaptığı ilk iş kadın kurumlarını kapatmak oldu. TRT 6'da kadınlara yönelik yapılan programda kadınlara yemek yaptırılıyor. Kadınlar zaten bunu evde yapıyor. Bu mu kadının geliştirilmesi? Buna itiraz ediyoruz kardeşim. Ben kendimi temsil edeceğim. Her yerde kadın olarak kendi sözümü kuracağım, programımı koyacağım. Buna engel olamazsınız. Cezaevindeyiz diye susmayacağız. Demokratik siyasete yapılan bu darbenin geldiği son nokta, toplumu biat ettirmeye zorlamak, örgütlenme mekanizmalarını dağıtmak, ifade özgürlüğünü yerle bir etmek, basın özgürlüğüne el fatiha. Biz bu ülkede demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz, örgütleneceğiz, kadın meclislerimizi, platformlarımızı kuracağız.
Türkiye toplumuna sesleniyorum. Bugün susarsak, yarın konuşacak bir zemin olmayacak bu kumpas davalarına susarsak, diğer kumpaslara ses çıkaramayacağız. Şimdi cesur olma zamanı, özgürlüklere sahip çıkma zamanı. Bir araya geleceğiz, yürüyeceğiz, korkmayacağız. Yarın çok geç olabilir. Ne yapacaksak bugün yapalım, doğruyu örgütlemeliyiz. Demokratik haklarımızı yeniden kazanmalıyız. Barışı inşa etmek bir süreçtir, hemen olacak bir şey değildir. Ama bir yerden başlayalım. O başlayacak yerde demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak ve kumpas davalarını kaldırmaktır. Çözemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Yeter ki samimi olalım. Kürt sorununu çözmek istiyorsak, çözüm halayına katılmak istiyorsak, bir kere birkaç kişi olmalıyız, kol kola girmeliyiz. Çözümün ve sorunun taraflarını o halayda yan yana getirmeyi başarmalıyız. Halayda yan yana durmak, omuz omuza olmak insanı güçlendirir, empati yaptırır, ortak duyguyu sağlar. Diyarbakır cezaevinde o zulmü yaşadım, işkenceyi yaşadım. Bugün beni bu hücrelerle korkutmaya çalışanlar bilsin ki Esat Oktay beni korkutmadı. Bu memleketi o katil sürüsüne bırakmamak için ben sosyalistlerle beraberim. Şu an en büyük sorunumuz bu ortak duygunun zedelenmesi. Bir şeylere üzülüp aynı şeylere sevinmekten çıktık. Bu korkunç bir şey, duygu kırılmasıdır. Acılarımızı, sevinçlerimizi ortaklaştırmanın bir yolunu bulmalıyız. Çözüm halayını kurmalıyız. Demokratik siyaseti engellemekten vazgeçin ki demokratik siyaset bu ülkenin sorunlarını çözebilmek için güçlensin. Her şeye rağmen demokratik siyasette ısrar etmenin ne kadar kıymetli olduğunu ülkeye anlatmak lazım. Bizim barış analarına, evlatlarını yitirmiş asker analarına, evladı hala dağda ve askerde olanlara, tüm topluma bir barış sözümüz var.